Günün kuponlarından merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere haftanın maçı diyebileceğimiz bir karşılaşmayı Başakşehir-Fenerbahçe maçını yorumlayacağız. Öncelikle zirveyi, Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Geçtiğimiz hafta Başakşehir Konya karşısında 1 puan almıştı. Ancak en yakın rakibi Galatasaray'ın da puan kaybetmesinden ötürü Başakşehir yine zirvedeki yerini koruyor bu haftada. Fenerbahçe'yi de biliyoruz aslında şampiyonluk yarışında var mı yok mu bu sene bir ince çizgide bulunuyor. Bu hafta ikisi mücadele edecek ve zirveyi çok yakından ilgilendiriyor. Ne diyorsun öncelikle Turgut? Öncelikle Türkiye'nin son zamanlardaki en büyük takımlarından biri yani Milli Borg Başakşehir'i istiyoruz. Yaptığım transferlerim oynadığı futbolda taraftarsız herkesin beğenisi kazanan bir takımlardan birisi. Geçen hafta Konyaspor karşısında birbirlik bir beraberlik aldılar. Öne geçmesine rağmen son dakikalar kalesinde bulduğu golle 1-1 bitti. Ve artı 90 artı da tam maçı bitmesine kısa bir süre kalır. Orkan Çınar'ın kullandığı flik top direkten döndü. Ve o sayede Başakşehir 1 puanla yaptı. Ve Emre Belezoğlu'da evet. Kırmızı kart gördü o karşılaşmada. Evet. O maçtan sonra zaten gözler Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasına döndü. Ancak Galatasaray beklediği 3 puanı alamadı. Evet. O yüzden Başakşehir zirve koltuğunda hala. Evet, Fenerbahçe'de aynı şekilde. Fenerbahçe'de ilk yarıyı mağlup kapadı. Ondan sonra 47. Cemil Erkan'dan bir gol buldu. 1-1. Ardından 2-1 öne geçtiler ve son dakikalarda yakın bir sürede Galatasaray gol gördü ve 2-2 bitti. Ve geçen hafta zaten 4 büyüklerin, evet. Hatta 5 büyükler diyebileceğim takımların çoğu puan kaybetti. Geçen hafta oldukça değişik bir haftaydı iddia için bence. Ve Fenerbahçe'nin artık puan kaybetmeye tahammülün olmadığını düşünüyorum ben. Fener'in son 10 maçına baktığımız zaman mağlubiyet yaşamadıklarını görebiliyoruz. Aykut Kocaman'ın son günlerde yaptığı bir açıklama vardı. Türkiye Kupası ve Süper Lig'de taraftar bilsin biz artık bir şampiyon olamayacağız. Bunun taraftarına bilmesi gerekiyor açıklaması yapmıştı. Ve o da Fenerbahçe taraftan çok dikkatini çekti ve çok eleştiri aldı. Yani Fenerbahçe bu maçı ne yapıp ne yapmayacağı gerçekten merak söz konusu. Yani ve iki takımın da bu karşılaşmada gol bularak birbirini zorlayacağını düşünüyorum. Son üç maçına baktığımız zaman da 2-2, 3-2'lik bir skorlarla maçtan bittiğini görebiliyoruz. Bol gollü bir karşılaşma diyorsun. Zaten ilginç olan iddia bu maç için 3 kere oran değiştirdi. Başakşehir'in ilk açılan galibiyet için oranı 2-10 şeklindeydi. Şu anda 1.70'lere kadar düştü. 3 kere çok ilginç bir şekilde iddia oranları da oynuyor. Son olarak tahminini alabilir miyiz Başakşehir-Fenerbahçe için? Yani bu maçta 2.5 üstü ve karşı gol seçenekleri yani bahis severler için ideal bir seçeneklerden biri. Oranlar da gerçekten iyi bir şekilde. 2.5 gol üstü için 1.70 oran veriliyor. Karşılıklı gol var seçeneği için 1.45 oran veriliyor. Ancak ben bu hafta Başakşehir'in galibiyet alacağını düşünüyorum. Yani biraz daha fazla hayalci mi düşünüyorum bilmiyorum ama benim tahminim bu yönde. Bu hafta Başakşehir yener diyorum. Seninle bugün uyuşmuyoruz Turgut. O yüzden bizlere tahminleri bu şekilde arkadaşlar. Günün kuponlarının diğer kazandıran tahminleri için YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Diğer kazandıran tahminlerde görüşmek üzere.